Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sabah rutinimi uygulayalım istedim. Hem cilt bakımı yapacağız bu rutin içerisinde hem de ardından günlük makyajımı sizlere göstermiş olacağım. Daha doğrusu günlük makyaj şöyle o günkü ruh halime göre ne tür renkler kullanmak istiyorsam nasıl ürünler kullanmak istiyorsam o şekilde ama birazcık daha hani makyaj videolarında olduğundan daha seri hareket ederek uygulama yapıyorum. Özellikle de evden çıkma telaşı içerisinde. E, bu sabahta da rutinimde cilt bakımında kullandığım ürünleri kullanarak geldim. Yan tarafta sizlere tek tek hepsinin uygulamasını nasıl uyguladığımı ve açıklamalarıyla birlikte göstereceğim. Hazırsanız videomuza başlayacağız. Başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Her hafta düzenli olarak videolar yayınlıyorum bu kanalda. Sizlere de ben video yayınladıkça bir bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen videomuza geçebiliriz. Öncelikle dediğim gibi sabah cilt bakım rutinimde neler kullandım, nasıl bir uygulama yaptım bunları sizlere göstermek istedim tek tek hepsini anlatırken. Ben sabahları cildimi genelde çok fazla jelle yıkamıyorum. Ancak bazı sabahlarda böyle cildim birazcık daha yağlı uyandıysam, birazcık daha T bölgesi karma ciltli olduğum için T bölgesi eğer parlıyorsa o zaman bir jelle hafifçe yıkıyorum. Ve bu jellerden de nazik jelleri tercih ediyorum genelde. Bora iki tane jeli sürekli kullanıyorum ama bu sabah mesela rutinde sadece suyla yıkadım yüzümü. Bir jelle yıkama yapmadım çünkü yağlı değildi cildim uyandığımda. Maruderm'in Gentle Face Cleansing Gel adındaki hassas ciltlere uygun olan bu jelini kullanıyorum. Sabah akşam kullanıma gayet uygun bir jel. İçerikleri bakımından da cildi germediği için cilt pH ile dengeli olduğu için sevdiğim bir jel. Bunu banyoda duşta da kullanabilirsiniz. Vücut için de kullanılabilecek bir ürün. Zaten daha önceden de göstermiştim bunu size. E, gayet rahat bir şekilde nazikçe cildimi arındırıyor. Dediğim gibi sabahları kimi sabahlar bunu kullanıyorum. Bazı sabahlarda ihtiyaç duymadığımda uygulamıyorum. Dönüşümlü olarak kullandığım bir diğer jel de yine yapısı itibariyle beğendiğim Piyo Kozmetik markasının nemlendirici yüz yıkama jeli. Bu da hem yüzde hem vücutta kullanılabilecek bir ürün. Büyük boyda olmalarının avantajını bu yüzden seviyorum ben. Ee, yine sabahları dönüşümlü olarak uyguladığım ve helonik asit içeriğiyle de cilde nem veren, nazikçe de temizleyen, cildi germeyen, hassasiyette yaratmayan bir ürün olduğu için seviyorum. Ekonomik tabi ürün o yüzden tercih edenler yine bütçesine göre ürünlere bakabilirler. Arkasından yüzümü yıkadıktan sonra ki bu sabah ben jelle yıkamadım ama ekstra olarak bunu belirttim. Arkasından e, bu sabah ne yaptım ben yüzümü sadece suyla yıkadım ve arkasından da böyle nem desteği sağlamak adına Tonic Essence arasında bir ürün kullandım. Provectin markasının içeriklerinde 7 farklı moleküllerinde helionik asit bulunan losyon olarak geçen ürünü. Bu aslında böyle gerçekten bir serum gibi bir ürün. Bayağı yoğun yapısı ve çok çok az miktarda kullanmanız yeterli geliyor. Ben bunu uzun zamandır kullanıyorum ve hala bitiremedim. Aynı zamanda bundan sonrasında ben hyaluronik asit serumu da kullanıyorum. Çünkü neme bu ara çok fazla ihtiyacı var cildimin. Cildimi böyle yıkadıktan sonra hafif böyle kuruluyorum ama daha o böyle cilt kendi kendine iyice kurumadan hemen bunu uyguluyorum. Yani çok ıslak su olmasa bile yüzümde bunu böyle cildim daha o hani kuruluğun gerginliğini hissetmeden hemen arkasından kullanıyorum. 2-3 damlası gerçekten yeterli geliyor tüm yüzünüze ve boynunuza. Bunu kullandıktan sonra arkasından dediğim gibi ben katmanlı cilt bakımını sevdiğim için serum da kullanmak istediğim için arkasından hyaluronik asitli serum da kullanıyorum. Hyaluronik asit ve kolajen bakımından da cildin nem desteği sağladığı için Piu Kozmetin bu çok da uygun fiyatlı olan serumunu kullanıyorum bu sabah. Gayet güzel bir yapısı var. Asla cildinizde böyle yapışkan hissiyat yaratmıyor. Yelenik kasit serumlarının bazıları yani geçmişte denediğim bazı serumlarda kullandıktan sonra böyle cildinizin üzerinde bir jel tabaka kalmış gibi hissedersiniz. Bunda öyle bir durum olmadığı için ben çok seviyorum. Dediğim gibi az önceki hyaluronik asit içerikli bir essence losyon arkasından bile Tekrardan serumu kullandığımda da cildimde bir ağırlık bir fazlalık da yaratmıyor. O yüzden sevdiğim bir serum. Böyle hani iki al bir öde gibi kampanyalarından da istifade edilebilir diye düşünüyorum bu ürün için. Onun sonrasında arkasından hyaluronik asit serumu böyle cildimden tam olarak kurumadan tamamen emilmeden hafif daha böyle onun nemliliğini hissederken Pure Choice'un lipozomal teknolojiyle üretilmiş olan içeriklerinde %10 türev formda C vitamini, etil askorbik asit formunda ve aynı zamanda da sodyum askorbil fosfat formunda C vitamini içeren ve bunun yanında içeriklerinde de bulunan bu serumunu kullanıyorum. Bu serumu zaten daha önce de yine anlatmıştım size. Etkilerini çok beğendim. Cilt aydınlanması bakımından çok güzel olan ve cildinize aynı zamanda o ton eşitlemesini de sağlayan ve anti aging etkiler bakımından, antioksidan etkiler bakımından da çok sevdiğim bir serum bu. Cildimde herhangi bir iritasyon yaratmıyor. Bence yeni başlayanların kullanımına uygun olduğunu düşünüyorum. Ancak bazı hassas ciltliler bunu tabi denemeden bilemiyoruz. Hani C vitamini cilde hassas gelebileceğini düşünen kişiler belki hani birazcık daha düşük yüzdeli olanlarla başlayabilirler. Ben Pure Choice'un bu serumundan gayet memnunum. Sürekli olarak rutinlerimde gördüğünüz bir serum zaten. Bunu kullandıktan sonra arkasından C vitamini cildimde biraz otursun diye bekledim açıkçası. Bu sürede beklerken de boş durmayayım diye hemen arkasından Mia Clinica'nın göz çevresi için olan peptit içerikli bu serumunu kullandım. Bu peptit içerikli serum aynı zamanda kafein de içeriyor ve göz çevrenizdeki o hem şişliklerin, mor halkaların azalmasına destek olurken hem de içeriklerinde bulunan peptitlerin çizgiler üzerinde çalışma etkileri de var. İnce yapılı ve çok kolay emiliyor cildinizde. Bunu seviyorum ve böyle bir damlası yeterli geliyor göz çevresine. O yüzden çok fazla elinizde almanıza gerek yok. Ben pipetleri yüzüme değdirmeden kullanıyorum genelde. O yüzden parmağımın ucunu alıyorum ya da böyle havadan bir damla damlatmaya çalışıyorum. O da biraz riskli oluyor bazen yere düştüğü için. Göz çevreme güzelce yedirdikten sonra o sırada da C vitamini zaten cildime oturmaya başlıyor. Ondan sonrasında da sabah rutinimde arbutin de kullanıyorum. Celebi Beauty'nin arbutin içerikli olan bu serumu, içerikte %2 arbutin bulunan bu serumu aynı zamanda içerisinde yine hyaluronik asit, niasinamid desteği de var düşük yüzdelerde. Ama başrolde esas kahraman burada arbutin. Bu bir arbutin serumu. Zaten adı da High Glow Serum olarak geçiyor. Cildinizi aydınlatmak, parlatmak üzerine olan bir serum. ciltteki lekelerin görünümünü düzenli kullanımda azaltma yönünde etkileri olan güzel bir serum. Yapısı itibariyle seviyorum. Yine söylüyorum. Bazı retinolik asit serumlarında ve bazı arbutin serumlarında uygulamadan sonrasında arkasında mesela güneş kremi kullanımında silgi gibi soyuluyor gibi e, bazı söylemler gelebiliyor. Bunda öyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Cildinize uyguladığınızda hemen böyle emilen, hafif böyle bir cildin üzerinde bir tabaka gibi kaldığını hissediyorsunuz ama kuruduğu zaman da asla o böyle e, ardından gelen kremlerle ve güneş kremleriyle silgi gibi soyulmayan bir arbutin serumu çok beğeniyorum. Uzun süredir de kullanıyorum ve artık yani çok çok beğendiklerim listesinde olan ürünlerden olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonrasında arkasından göz çevreme sürdüğüm serum bu adımda emilmiş olduğu için hemen arkasından göz çevresi kremi uyguladım. Mary Ann May markasının tranexamic asit ve glutatyon içerikli olan bu göz çevresi kremi göz çevrenizdeki koyu lekelerin azalması yönünde etkili olan içeriklere sahip Tranexamic asidin zaten arbutinden de daha yoğun lekeler üzerinde çalışma etkisi var. Güzel içeceklere sahip olan ve yumuşak yapılı, göz çevresinde de nem veren ve özellikle hani böyle fazla mimik yaptığınız yerlerdeki o çizgilerin çok fazla belirgin olmamasını da sağlayan. Aynı zamanda üzerine makyajla kapatıcı geçtiğimde de göz çevremdeki o nemlilik sayesinde çizgilere fazla dolmadığını da gözlemlediğim güzel bir ürün. Sabah akşam kullanıma uygun olan Mary NM markasını zaten çok severek kullanıyorum. Bu kremini de uyguladım. Bundan sonrasında nemlendiriciye geçtim. Nemlendirici olarak Moroderm'in repairing yani onarıcı içerikte olan, içerisinde seramit np bulunan ve bununla birlikte içerisinde bifida ferment lisatı, pantenol gibi çok güzel cilde nem verecek ve onaracak, bariyeri onaracak içeriklere sahip olan bu nemlendirici kremini kullandım. Yapısı itibariyle kesinlikle cildinizi yağlı yağlı yapmıyor. Bununla birlikte çok da güzel nem veriyor. Eğer cilt bariyerinizin onarımı yönde içeriklere sahip bir nemlendirici krem kullanmak istiyorum diyorsanız bu kremi önerebilirim. Bu hem yüz hem vücutta da kullanılabilen bir krem. Büyük boy olması sizi hani şaşırtmasın. Uzun dönem cildinizde yüzünüzde de rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle sivilce yapmıyor cildimde. Ağır gelmiyor. Yağlı bir dokusu yok. Losyon gibi cildinize sürüyorsunuz. Çok kolay cildiniz tarafından da hemen kısa bir sürede emilip böyle cildinizin üzerine nemli ama yağlı olmayan bir doku bırakıyor. Ki arkasından güneş kremi de asla asla fazla gelmiyor. Moriderm'in bu bariyer onarıcı kremini kullandıktan sonra bir süre bekliyorum. Yani cildime artık oturması için bir zaman geçsin krem diye bekliyorum. Ve ardından son adıma geliyorum ki burada da güneş kremini kullanıyorum. Güneş kremi ya yani şöyle diyeyim 5-10 dakika kadar bir zaman nemlendirici kremden sonra bana yeterli geliyor. Bazen işte evden çıkarken ki yoğunluğa hıza göre o e, 3 dakika 5 dakika gibi de azalabiliyor. Krem cildime oturduktan sonra güneş kremine geçiyorum. Güneş kremi olarak bitmek üzere olan artık kestiğim ve dibinde kalanı kullandığım e, Barulab'ın Green Tea Hydro Calming güneş kremini kullandım. Sanırım bunu zaten yarın sabah tekrar kullanacağım gün içerisinde makyaj olduğu için bunu kullanamıyorum üst üste. Stick ürünleri kullanıyorum. Yarın sabah kullandığımda da bir tanelere gitmiş olacak. Barulab'ın bu yeşil çay içerikli olan ve kimyasal filtrelere sahip olan tamamen yeni nesil kimyasal filtrelerden oluşan güneş kremini çok uzun zamandır kullanıyorum. Bu da bitirdiğim kaçıncı tüp artık bilmiyorum ama çok güzel incecik bir yapısı var. Cildinize sürdüğünüzde yine o losyon formunda olmasından dolayı gün içerisinde ağırlık yapmıyor ve bir makyaj bazı gibi de Nemlendirici etkisi de var. Hafif bir parlama yaratıyor ciltte. Özellikle karma yağlı ciltliyseniz o böyle yansımayı görebiliyorsunuz hafifçe. Ancak sonrasında biraz daha cilde oturduktan sonra e, bu parlama biraz daha azalıyor. Ve açıkçası şöyle söyleyeyim makyajın altında da bir bas kullanmaya bile gerek kalmıyor. O kadar sevdiğim ürünlerden bir tanesi. Ve son adımda da yine dudakları nemlendirmek için Holika Holika'nın Good Sera adındaki içerisinde seramit bulunan bu lip balmını da kullanarak kapanışı yapmış oldum. Şimdi bu kadar üründen sonra e, makyajı yapmak için de biraz zaman geçmesini bekledim. Çünkü yine gelen sorulardan bir tanesi nemlendirici krem mi önce sürülür, güneş kremi mi önce sürülür? Hangisi soruyorsunuz? E, öncelikle nemlendirici krem sürülür, arkasından en son adımda güneş kremi sürülür ve güneş kremi sürdükten sonra bir 20-30 dakika zaman geçtikten sonra makyaj yapmak çok daha iyi olacaktır. Çünkü cildinize sürdüğünüz ten ürünleri güneş kremiyle böyle karma karışık bir hale gelerek Cildinizdeki koruyucu tabakanın etkisini azaltmasın diye bu süreyi beklemek gerekiyor. Yani 15-20 dakika da olur. 20-30 dakika zamanınız varsa da olur. Ben şimdi sizlere cilt bakımı e, bu kısmı anlatmadan önce yapmış olduğum için açıkçası bu zamanı da geçirmiş oldum. Şimdi hemen buradan makyaja artık geçebiliriz. Bugün günlük makyajı yapacağım. Yani günlük makyaj dediğim benim zaten klasik makyajım. Sürekli olarak hani böyle normal zamanda da elimin gittiği kullandığım ürünlerle Yaptığım bir makyaj olacak ama far paleti bugün biraz değişik bir palet kullanmak istedim. Şöyle ki hani far paleti birazcık o günkü ruh halime göre değişiyor diyebilirim. Yeni ürünlerle makyaj videosunda daha detaylı böyle ürünleri tek tek göstererek incelemek istiyorum. O yüzden hani bu böyle hem cilt bakımı hem böyle bir de makyaj videosu olduğu için çok fazla böyle ürünleri detaylı olarak değil de hani uygulama olarak göstereceğim bir video olacak diyelim bundan sonraki kısmı. E, makyaj bazı kullanmış gibi olduğum için güneş kremi bence yeterli bir nem verdiği için ekstra altına bir baz kullanma gerek kalmıyor. Hemen ten ürünüme geçeceğim. Ten ürünü olarak Physicians Formula'nın çok sevdiğim fondötenini kullanacağım. Bunun kalıcılığı gerçekten çok güzel. E, benim elimdeki rengi Fair Light olması lazım. Evet Fair to Light olan rengi. Bu sabitlenen bir fondöten. Yapısı itibariyle çok seviyorum. Gün içerisinde sizi yarı yolda bırakmıyor. Ve cildin üzerinde çok güzel duruyor. Yani yokmuş gibi de duruyor. Ee, ve böyle hani çizgilerde bir doluluk yaratmıyor. Parça parça olmuyor. Gerçekten hani çok üzerinde konuşulmayan ama harika bitişi olan bir fondöten bence. Ee, böyle rengi biraz koyu gibi duruyor. Ama cildime dağıttığımda ben bunun tonunu seviyorum. Şimdi bunun pompalı da cam bir şişesi de var. Çok güzel. Ee, bundan birazcık şöyle alacağım elime. Ve bunu yine ben süngerimle kullanacağım. İnce yapılı bir ürün. O yüzden fırçayla da kullanıma uygun. Ben süngerle biraz azaltı azaltı ve daha hızlı uyguladığım için açıkçası bu şekilde kullanmayı seviyorum. Şöyle hemen bıraktım. Bazı yerlere hızlı hızlı geçeceğim videoda çok yani zaten artık rutin yapılan işlemler olduğu için çoğunuzun da bir başlangıçta ne yaptığımı, bir de sonucun nasıl olduğunu görmeniz adına şu şekilde uygulayıp sizlere ürünü hemen son aşamada nasıl olduğunu göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok hızlı uygulanan. Ve örtücülüğü, kapatıcılığı çok güzel. Fair to light rengi benim tenime çok gidiyor. Daha önceden zaten yine bunu sizlerle başka makyaj videolarında da kullanmıştık. Hatta incelemesini de yapmıştık. Bu böyle üst üste arttırmaya müsait olan bir fondöten. O yüzden belli yerlerde eğer kapatıcılığı biraz daha fazla istiyorsanız o bölgelerde özellikle birazcık daha yoğunlaştırabilirsiniz. Şuralarda böyle sivilcelerden kalan izler vardı. Onların üzerinden Birazcık daha fazla geçeceğim. Kapatıcı olarak ben yine bu ara elimden çok gittiği NYX'in Bare With Me serisindeki bu kapatıcısını kullanacağım. Bu benim elimdeki biraz açık tonlu böyle hafif de bir griye bakıyor gibi ama bunu da kullanıp bitirmek de istiyorum aslında. Bendeki rengi 2 numara olması lazım. evet 2 light olan rengi bu böyle pompalı olmasından dolayı birazcık açıkçası bir o kullanımı bana <laughs> biraz zor geliyor. Şöyle bir pompayı alıp hafifçe göz altlarımı dağıtacağım. Bu şekilde ben dağıtıyorum. Sonra yine süngerimle hemen onu yayıyorum. Kapatıcıyı da uyguladıktan sonra arkasından geçelim. Böyle hafifçe bir pudra ile geçeceğim birazcık bazı yerleri. Bunun için de Wet n Wild'ın Fotofokus pudrasını kullanacağım. Maalesef ki hala mağazalarda göremediğim ama gelirse sizlere haber vereceğim. Çok güzel bir pudra bu. Bunun böyle küçük bir Real Techniques'in minik parçasıyla sabitleme fırçasıyla uyguluyorum. Şöyle hafifçe göz geçeceğim. Biraz şöyle mimik yaptığım yerlere geçeceğim. Bu pudranın hakikaten böyle bir blurleme etkisi var. Çok güzel bir etkisi var. Bence yani preslenmiş olan pudralardan daha çok seviyorum ben bunu kullanmayı. Şimdi arkasından bunun üzerine bir kaşlarımı toparlayayım. Kaşları düzelttikten sonra da hemen farı uygulamaya geçelim. Şöyle çok hafif yine fırçalayacağım. Bunun için de yine elimde lighted 160 numaralı olan kaş kalemi var. Bunun rengin tonunu çok seviyorum. Ben kullanışlı da bir ürün. Bu şekilde kaşları uyguladıktan sonra hemen şimdi arkasından geçelim far paletine. Günlük makyajda kullanmayı sevdiğim bir far paleti. tartın bu koleksiyon ürünlerinden bir tanesiydi. Light Camera Lashes adlı far paleti. Şöyle renkleri var. Çok nude tonlar. Ama bugün bunu tam kullanmak istiyordum. Fakat sonrasında dedim ki Nars'ın şu Climax paletini kullansak sizlerle bir değişiklik olsun diye düşündüm. Şöyle renkleri olan dışı ambalajını da göstereyim. Ee, bu da yine koleksiyon dönemindeki ürünlerden biriydi. Uygulasak mı diyorum. Birazcık daha hani renkler bakımından yine böyle yeşilli bir makyaj olabilir en son makyaj videosundaki gibi ama bugün de bu Nars'ı uygulayalım ya. Yani bunu kullanmak istedim nedense şu anda. Bu paletten gidelim istiyorum. Tamam kesin karar verdim bunu uygulayacağım. Şuradaki yukarıdaki açık renkten alarak ben uygulamaya başlayacağım. Hem böylece size de bu paleti göstermiş olurum. Açık bir ton. Göz kapağınızın üzerinde hafif çok 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 açık. Böyle gül kurusu tonunda bir soğuk tonlu bir renk veriyor. Tam bir geçiş rengi. Klasik günlük makyajda uyguladığım şekilde uygulayacağım. Ama biraz da ışıltılara da kaçıyorum ben. Yani günlük makyaj olsa bile ışıltılı farları da açıkçası kullanıyorum. Seviyorum yani parlak görünmesini. Günlük makyajlarda glitter kullanılıyor. Ben niye ışıltılı far kullanmayayım? Gördüğünüz gibi hemen böyle bir renk ton verdi. Sadece şu üstteki, dış köşedeki, şuradaki rengi kullandım. Bu gördüğünüz rengi kullandım. Bunun da adı Open Wide olarak geçen bir renkmiş. Şimdi arkasından şöyle bir katlanma bölgesini belirginleştirmek için yine aynı fırçayla hemen yanındaki ortadaki renge geçeceğim. Bu da Private Show olarak geçen bir renk. Şurada ortada gördüğünüz renk. Şöyle biraz alıyorum ondan ve onu da şuraya geçiyorum. Evet, bunun üzerine de şimdi yeşillere gideceğim yine. Şuradaki yeşili kullanmak istiyorum birazcık. Çok hafif bu yeşili kullanalım. Ee, onun için yine şöyle bir yazlı fırça alıyorum. Bu mat yeşilin adı da Up in Smoke olarak geçen renk. Bunu da smoke yani dumanlı bir görünüm için dış tarafa şöyle biraz uygulayacağım. Onu şimdi az önce kullandığım fırçayla şöyle iyice buraya dağıtacağım. Bu şekilde iyice dağıttıktan sonra şimdi arkasından şu ortadaki ışıltılı yeşile geçiyorum ben. Bunu direkt parmağımla alacağım ve parmağımla göz kapağımın üzerine uygulayacağım. Çok güzel bir yeşil. Şu şekilde göz kapağımın üzerine bunu yerleştiriyorum. Diğer taraftaki, dış taraftaki yeşille birleştirerek bıraktım. Ee, baş tarafa da yine ışıltılı bir renk kullanmak istiyorum. Ee, buradaki renklerden şu ortadaki ışıltılı renkten alıyorum. Bunu da göz pınarımın içinden itibaren bu şekilde süreceğim. Ve buradaki yeşille birleştireceğim. Bu şekilde gördüğünüz gibi hemen makyaj bitti bile. Diğer tarafa da aynı şekilde kullanıyorum. Evet gördüğünüz gibi gözümün üst tarafını ben tamamladım. Şimdi arkasından ilk aldım şuradaki açık renge geçiyorum. Bununla birazcık bu renkten alıp şöyle üst tarafa tamamen köşelere yumuşatmak adına geçiyorum. Bir de şöyle yapacağım. Küçük ince uçlu bir fırçayla şu az önce gösterdiğim daha açık olan ışıltılı renkten birazcık göz pınarını uygulayacağım hafifçe. Evet, şimdi alt taraf uygulamaya geçebiliriz. Alt taraf için de yine aynı şey yapıyorum. Şu yukarıdaki renkten alacağım ve bunu gözümün alt tarafına tamamen uygulayıp sonrasında biraz yukarıyla bütünlük olsun diye az önce kullandığım buradaki yeşil tondan hafifçe alacağım ve onu gözümün dış tarafında üst tarafla birleştirmek için kullanacağım. Az önce kullandığım açık renkten biraz daha alıyorum. Onu da alt tarafa hafifçe uyguluyorum. Biraz daha ışıltı etkisini arttırmak için burada. Ve far paletiyle ben işimi tamamlamış oldum. Şimdi arkasından Flormar'ın göz kalemini kullanacağım. Bu Extreme Tattoo'lardan elimdeki de bir numaralı olan Glitzy Brown olan rengi. Bunu gözümün içine geçeceğim. Birazcık daha hani kahverengi tonları bu ucunu açmam lazım. Kahverengi tonları yeşillerle yakıştığı için bunu hemen gözümün şöyle ucunu düzeltelim. İç tarafına uygulayacağım. Bu şekilde gözümün iç tarafına uygulayıp böyle bırakacağım. Bunun kalıcılığı çok güzel. Asla akmıyor. Gün içerisinde sürdüğünüz şekilde bu şekilde kalıyor gözlerinizde üzerine göz kapaklarımın üzerine de birazcık geçmek istiyorum aslında. Hemen şöyle çok hafif. Çok 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 varla yok arası. Kirpik dibime biraz geçeceğim. Evet bu haliyle artık maskaraya geçebiliriz buradan sonrasında. Maskara olarak Maybelline Sky High maskarayı kullanacağım. Öncesinde de kirpiklerimi birazcık maşalayacağım yine. Maşa olarak da Misha'nın yine bu üçlü dalga etkisi olan maşasını kullanıyorum. Kirpiklerinizi kırmadan kıvıran güzel bir maşa. İlk kullanımda biraz zorlanmıştım ama şimdilerde yerini artık ayarlayabildiğim için rahatlıkla uyguluyorum. Ve gerçekten kirpikleri kırmadan ve hızlı bir şekilde de kıvıran bir maşa. Arkasından da Sky High maskarayla hemen kirpiklerimi belirginleştiriyorum. Bronzer olarak bu en çok kullandıklarımdan bir tanesi Revolution'un bu krem bronzeri. Bu elimdeki light olan rengi. Bir de aynı zamanda bu L'Oreal'in Infallible serisindeki 24 Hour Infallible serisindeki mat bronzerını da çok sevdim. Bugünkü makyajda böyle krem çok fazla olmasa daha iyi olur gibi geldi. Bugün yine ben bu pudra olan bronzer kullanmak istiyorum. Çünkü yüzümde de böyle daha bir pudra bitişli ürünle daha iyi olacağını düşünüyorum bu makyajın. O yüzden L'Oreal Infallible 24 Hour Fresh Wear Matte Bronzer 250 numaralı olan light rengini açabilirsem kullanacağım. Evet bu rengi yine fırçamla kullanıyorum. Bu Naşita'nın bronzer için kullandığım fırçası 254 numaralı olan Pro serisindeki, Naşita Pro serisindeki fırçalarından. Onu şöyle hafif hafif yüzüme dağıtacağım. Geldim allık kullanımına. Allık olarak da yine Sephora Collection'ın bu yeni edindiklerimden biri Flirty Top adlı 6 numaralı olan allığını kullanmak istiyorum. Bunun rengini çok beğendim. Bugün böyle mat tonlarda olduğu için ışıltılı bir allık kullanmak istemiyorum. O yüzden bu allığı uygulayacağım. Şöyle bolca alıyorum ve bunu yüzüme bol bol süreceğim. Çok tatlı bir pembe tonu var. Ve uygularken de hiç öyle bir anda çok abartı gibi de gelmiyor. Rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Kendiliğinden bir pembelik varmış gibi duruyor. Işıltılı değil, kesinlikle mat yapıda bir allık. O yüzden eğer ki gözenekler fazlaysa bu bölgede rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bu şekilde ağırlığı uygulamış olduk. Arkasından hemen tokaları çıkaralım ve ruju uygulamaya geçelim. Ruj olarak aslında çok böyle günlük makyajlarda e, yoğun renklere gitmiyorum. Daha natural tonları kullanıyorum. Bugünkü makyaja da bence yakışacağını düşündüğüm için e, ben bugün makyajımda önce bir dudak kalemi geçeceğim. Bu da e, Flormar'ın Waterproof Lip Liner'larından. Elimdeki 205 numaralı rengi. Önce şöyle bir dudaklarımı temizleyeyim fondöten kalıntıları gittikten sonra 205 ile hafifçe belirginleştireceğim. Ama bunu bir lip liner gibi değil de yani dağıtmak için kullanacağım açıkçası. Şöyle çok hafif sürdüm. Onu parmağımla dağıtıyorum. Arkasından da Clinic Black Honey kullanmak istiyorum. Bunların ikisinin rengini üst üste yakıştırıyorum. Black Honey böyle hafif dudağınızın rengini de alabilen özelliğinden dolayı, her ciltte farklı durduğundan dolayı güzel bir ruj. Bununla birlikte aynı zamanda bu alttaki waterproof lip liner ile Flormar'ın üzerine uyguladığımda da açıkçası kalıcılığı da birazcık daha artmış oluyor. Şunu da elimden bırakayım. <laughs> bu şekilde makyajı tamamlamış olduk. NYX'in kontrol Freak adlı bu kaş sabitleme ile kaşlarımı bir sabitleyeceğim öncelikle. Ondan sonrasında da makyajı bitirmiş olacağım. Bu şekilde. Zaten gözler yeterince ışıltılı farlara sahip olduğu için bence aydınlatıcıya gerek yok diye düşünüyorum. Bir de fırçamı bulabilirsem eğer evet şurada bu kalabalık içerisinde şöyle bir saçlarımı son olarak toparlayıp makyajın sonuna gelmiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Bu sabah rutinimi hem cilt bakımı olarak hem de makyaj videosu olarak sizlere göstermek istedim. Genelde bu tür uygulamalar yapıyorum. Yaptığım makyajda bir tek farda ve rujda böyle genelde çok farklı değişiklikler olabiliyor ama nötral tonları daha çok sevdiğim toprak tonlarını daha çok sevdiğim için günlük makyajlarımda ışıltılı farları da kullanarak toprak tonlarında olan makyajlara gidiyorum. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zile basmayı unutmayın. Her hafta düzenli olarak videolar yayınlıyorum bu kanalda. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.